Evet, ilk haberimizle başlayalım. Bir son dakika açıklaması bu efendim. Asgari ücrete ara zam olacak mı tartışmasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son noktayı koydu. Temmuz'da zam yok dedi. AK Parti grup toplantısı öncesi konuşan Bakan Işıkhan emekli maaşlarına yapılacak düzenleme ile ilgili de konuştu. Önemliydi açıklamaları. Peki neler dedi? Gelin izleyelim. Sayın Bakan, ne paylaşacağım? Bir ara zam beklenilmeli mi? Özellikle asgari ücretle geçen 2 yılda olduğu gibi bu Temmuz'da da bir ara zam. Yok efendim, yok, hayır. Böyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde ara zam devam olmayacak. Yaklaşık bir 15-20 gün içerisinde elde ettiğiniz ne kadar somut bir veri varsa emeklerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkartan, onları destekleyecek psikolojik, sosyal, ekonomik ve sağlık anlamındaki toplumun genelini düşündüğümüzde bu hizmetlerimizi, onların refahını arttırma yönündeki farklı çalışmamızı inşallah sizlerle paylaşacağım. Maaşlara zamla ilgili bir düzenleme olacak mı peki? Yok, bu çalışma efendim, hayır. Genelde yüzeysel artışlar olacak. Evet, ara zam olmayacak dedi. Seçim sonrası AK Parti grubu birazdan ilk kez toplanacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime ne mesaj vereceği merakla bekleniyor efendim. Öncesinde dün akşam kabine sonrası gazetecilerle külliyede özel bir sohbeti oldu Erdoğan'ın. Gazeteciler CHP lideri Özgür Özel'in randevu talebini sordu ve bakın ne cevap verdi Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası külliyede gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan basın mensuplarının CHP lideri Özgür Özel'in randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur sorusuna yanıt verdi. CHP'nin genel başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıkları çok. Ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a yapacağı ziyarete ilişkin de konuştu. Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türk ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talep oldu. Bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. Bir de Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı konuları var. Onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil'e de bir ziyaret yapabiliriz. Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in bir ziyareti söz konusuydu. Tarih netleşti mi sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi. Sayın Putin'le sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyaretiyle ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konuda inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamaları ile ilgili de bir müjde verdi. Öğretmen atamaları fazla uzamayacak. Yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz. Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor. Türkiye, Orta Doğu'daki gerilimde tam saha diplomasi trafiğini yürütüyor. Öncelikle Gazze'de efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'da olacak. Hem Doha yönetimi hem de oradaki Hamas yetkilileriyle görüşecek. Fidan Katar'a ziyaretinde Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al-Sani ile görüşecek. Doha'da yapılacak görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan ziyaret kapsamında Hamas yetkilileriyle de görüşecek bu arada ve devam eden müzakerelerde gündem maddeler arasında yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz gün Katar Emiri Al-Sani ile telefonda görüşmüştü bu arada, onu da hatırlatalım. İki lider bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail'in bir an önce dizginlenmesi ve aklı selimle hareket edilmesinin hayati önemde olduğu konusunda mutabık kaldı.